Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem rengi hem lezzeti şahane olan börtlenli dondurma tarifi vereceğim. Az malzemeli ve içerisinde buzlanma olmayan dondurma tarifime sizleri daha fazla bekletmeden hemen geçiyorum. Tarifim için 100 gram börtlen kullanıyorum. Börtlenleri güzel bir şekilde yıkadım, kuruladım ve buzluğa kaldırıyorum. 2-3 saat boyunca bu şekilde donacak. Diğer malzemeler ise 2 paket krema, 1 su bardağı şeker ve donmuş olan 100 gram börtlen. 2-3 dakika boyunca dışarıda bekleyen börtlenleri rondomuzun içerisine koyuyoruz. Büyük parça kalmayıncaya kadar rondo'dan geçiriyoruz. Rondo'nun kapağını açıyorum ve şöyle bir etrafını toparlıyorum. Rondo'dan geçmemiş bütün börtlenler varsa hepsinin rondo'dan geçmesini istiyorum. Spatula yardımıyla etrafındaki börtlenleri de toparlıyorum. ve tekrar rondonun kapağını kapatarak inceltmeye devam ediyorum. Yeterince rondodan geçirmiş olduğumuz börtlenlerin içerisine bir su bardağı şekeri ekliyorum. Su bardağı ölçüsü 200 ml. Şekerle birlikte börtlenleri tekrar rondodan geçiriyorum. Börtlenlerin çekirdekleri olduğu için ne kadar çok geçirirseniz o kadar iyi. Şöyle bir açıp kenarlarını toparlıyorum ve tekrar rondodan geçirmeye devam ediyorum. Genişçe bir kabımızın içerisine 2 paket kremayı koyuyoruz. ve hazırlamış olduğumuz börtlen ve şeker karışımını da onun içerisine alıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken konu ise kremaların mutlaka buzdolabından çıkmış olması gerekiyor. Böylelikle dondurmamız çok daha güzel bir kıvam alacak. Daha sonra bu üç malzemeyi birlikte blenderdan geçiriyorum. Yaklaşık 1-2 dakika boyunca blenderdan güzel bir şekilde geçiriyorum. Daha sonra dondurmamızı buzdolabının buzluk bölümüne kaldıracağız. 1 saat boyunca buzlukta bekleyen dondurmayı çıkartıyorum ve mikserin uç kısmıyla güzelce karıştırıyorum. Bu sayede dondurmamızın buzlanmasını engellemiş olacağız. Bu işlemi 3 defa tekrarlayacağız bir saat arayla tekrarlamamız gerekiyor. Yeterince karıştırmış olduğumuz dondurmayı tekrar buzluğa kaldırıyoruz. Sizler isterseniz bu işlemi mikser yardımıyla da yapabilirsiniz. Ya da el blender ile de yapabilirsiniz. Dondurmamızın kenarlarını spatula yardımıyla toparlıyoruz ve tekrar buzdolabına kaldırıyoruz. 1 saatin sonunda tekrar dondurmamızı alıyoruz, tekrar blenderın uç kısmıyla güzelce karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı da donmuş. Blenderın uç kısmını spatula yardımıyla temizliyorum. Ve şöyle bir de kenarlarını toparladıktan sonra tekrar buzluğumuza kaldıracağız. 1 saatin sonunda sonuncu kez dondurmamızı karıştırıyoruz. Aslına bakarsanız bu şekilde bile yiyebilirsiniz. Gerçekten rengi ve tadı muhteşem oldu. Biraz daha bu şekilde karıştırdıktan sonra mikserimizin uç kısmını kaşık yardımıyla temizliyoruz. artık dondurmamızı dondurmamızın donması gereken kabımızın içerisine koyuyoruz. Artık karıştırma işlemi yapmayacağız. Bu şekilde 6-7 saat boyunca buzlukta dondurmamız yeterli olacak. Tarifimdeki püf noktaları tüm detaylarıyla sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmında da paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz dondurmayı dondurma kutusuna koyduktan sonra kaşık yardımıyla şöyle bir düzeltiyoruz. Elimizle de sallayarak boşlukları dolduruyoruz. Ve kapağını kapatarak 6 saat boyunca buzluğumuza gönderiyoruz. 6 saatin sonunda dondurmamız hazır. Dondurma kaşığını ıslatıyoruz. Böylelikle daha güzel dondurma topları elde etmiş olacağız. Kenarından başlayarak dondurma kaşığımızı dondurmanın üzerinde yürütüyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça güzel bir şekilde aldık. Ve külahımızın üzerine koyuyoruz. Dondurmanın hem rengi hem de lezzeti çok güzel oldu. İnşallah sizler de denediğiniz zaman bu tariften memnun kalacaksınız. Gördüğünüz gibi içerisinde de hiçbir buzlanma yok. Çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz güzel bir dondurma oldu. Ben külaha koydum, dondurmaları fındık parçacıklarına batırdım. Sizler dilerseniz eğer ceviz parçalarına ya da çam fıstığı parçalarına da batırabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Bu dondurmayı külaha hazırladım. Şimdi de kuplara koyuyorum. Dondurma kaşığımı ıslatıyorum ve kuplarımızın içerisine dondurmaları koyuyoruz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, Yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.